Şimdi Rusya'da olup biteni anlamaya çalışacağız. Gazeteci Ceyda Karan bizlerle. Ceyda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi önce dilerseniz Vladimir Putin'in açıklamalarıyla başlayalım. Şunu sormak isterim. Durum çıkıp halka seslenecek kadar ciddi boyutta mı? Bu açıklamalardan ne anlamalıyız? Şimdi tabii evet Rusya liderinin yaptığı açıklamalar çok ciddi, kullandığı ifadeler bu anlamda onlara bakmak zaten yeterli. Açıkça ihanet ve arkadan bıçaklama olarak dile getirdi. Bir süredir Wagner grubuyla problem yaşandığı biliniyordu takip edenler açısından. Şimdi tabii Prigojin'le durum biraz karışık gözüküyor. Ben de son haberleri kontrol ediyorum. Rusya'daki arkadaşlarımla temas ederek durumu anlamaya çalışıyorum. Bir süredir zaten işte Bahmut Artemovsk çatışması yüzünden problem vardı ama bu Prigojin'in Rusya liderliğini hedef alması şeklinde değil. Savunma Bakanlığı Bakan Şoygu ve daha ziyade Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la ilgili bir takım sıkıntılar yansımıştı. Çok ağır sözler de söylendi. Açıkçası bu süreçte son derece müsamahakar davranıldı. Çünkü hakarete varan ifadeler de kullanmıştı. Prigojin geçtiğimiz Şubat'tan beri kaynayan bir kriz vardı ortada. Ve son olarak da Bahmut Artemovsk'ta Ukrayna güçleri, Kiev güçleri yenildikten sonra Rusya düzenli ordusuna, Savunma Bakanlığı'na devredildi o bölge ve Wagner güçleri daha arkaya çekilmişlerdi. Ve o süreçte de bir kararname açıklama yapıldı. Bütün kontratlılar Savunma Bakanlığı ile yapılacak diye. Yani aslında Wagner'in bir özel askeri güç olarak Ukrayna sahasında Donbas'ta kullanımının miadı doluyordu, süresi doluyordu demek gerekiyor. Bunu yenilemesi gerekiyordu. Hem çalışanların hakları, aileleri vesaire öyle tartışmalar da var perde arkasında. Burada tabii biraz narsist bir karakter olarak Prigojin sürekli konuşmaya da başladı. Ve işler bu raddeye geldi. Şu an durum açıkçası sıkıntılı bir durum olduğunu teslim etmek gerekiyor. Müzakerelerin devam ettiğini görüyorum ben kendi kaynaklarımdan. Patrushev'le görüşmeler olduğunu görüyorum. Bir şekilde dengeli yönetilmeye çalışılıyor bu. Çünkü Donbas sahasında Rus Ukrayna'sı için savaşmış askerler de söz konusu. Dolayısıyla onları doğrudan hedef almadan Wagner'in başında olan ki askeri bir geçmişi de yok, sıkıntılı da bir geçmiş var elbette. Bu şekilde bu iş çözülmeye çalışılıyor. Tabii Rusya açısından böylesi bir özel harekat devam ederken böyle bir olayın gerçekleşmesi de ayrıca dikkat Bu noktada çekici bir şey bir sormak başka. isterim Ceyda Hanım. Tabii, Özellikle tabii. Ukrayna cephesinde bir boşluk oluşur mu bu gerilimden doğacak? Şimdi bugün gördüğüm haberlerde benim böyle bir boşluk henüz yok ama tabii ki şöyle görmek lazım. Dikkat çekici birkaç nokta var. Yani bu yorumlayabiliriz üzerinden. Son 2-3 gündür Ukrayna tarafından saldırılar zaten başarısız oldu. 4 Haziran'da başladı Ukrayna'nın beklenen harekatı. Biraz geç kabul ettiler açıkçası Batı medyası. 3-4 gün sonra Washington Post son dakika haberi diye verdi ama aslında 4 Haziran'da başlamıştı. Aktüel olarak saldırıları biraz başarı elde edememekle alakalıydı. Savunma hatlarının sağlamlığından kaynaklanıyordu. Son üçüncü haftaya geldiğimizde artık neredeyse bir ay olacak. Üçüncü haftada başarısızlık artık Amerika'dan, Almanya'dan alınan tanklar ve silahların görüntüleriyle iyice artık Batı kamuoyunda da pekişmişti ve 2-3 gündür cepheden fazla haber gelmiyordu. Hatta işte güçlerini yeniliyorlar deniyordu. Zamanlaması bu açıdan açıkçası dikkat çekici. Tam da beklenen bir Ukrayna saldırısı başlamış ama başarısız olmuş ve hatta da cephe hattında işte dondurma meseleleri tartışılırken bir anda aslında aylardır içten içe kaynayan bu krizin bu şekilde gelişmesi tabii çok manidar. Dolayısıyla çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Spekülasyon elbette. Ama Prigojin'in bir narsist yönü asker olmamasına rağmen işte Savunma Bakanlığı bürokrasisine kafayı takmış olması. Öte yandan da son yaptığı bir iki gün önce yaptığı açıklamada Ukrayna çatışmasının başlangıcını sorgulaması gibi tuhaf bir durum oluştu. Nedenlerini şimdi dosyayı bilenler için aslında çok açık. Tabii
tabii Rusya açısından daha da açık. Yani aslında Rusya liderliğinin anlatısına 180 derece zıt bir anlatıyla bir anda ortaya çıkması bir takım yabancı bağlantılarına yoruldu, kaçınılmaz olarak yoruldu. Bu bağlantıyı henüz bilmiyoruz ama son iki gündür verdiği mesajlar tabii bir ihanet olgusu olarak Rusya'da böyle algılanıyor. Böyle, bu koşullarda ve o yüzden de birlik mesajlarının verildiğini görüyoruz. Tabii yani şu an her şey devam ediyor. Bitmiş bir şey yok açıkçası. Anladığım kadarıyla benim orada Rostov güney kentidir. Moskova'ya bir M4 yolu çıkar. Donbas'tan o dün akşam saatlerinde bu yola çıkıldığı anlaşılıyor. Rostov'da yalnız Güney Komutanlığı, Donbas Operasyonu'nun merkezi Güney Komutanlığı Rostov'da, orayı kuşattılar. Fakat sadece Wagner birlikleri yok, başka birlikler de var. Oradan pek fazla çatışma ya da o tarz bir haber görmedim ben. İşte havaya ateş açılması, bir iki böyle bir patlama sesi vesaire gibi. Ama orada başka birlikler de var. Çeçen Ahmet birlikleri gidiyor gördüğüm kadarıyla. Bir de bir kolda Moskova'ya doğru. Moskova'da önlemler alındığı haberleri var en son açıklamalarda. Yani bu nereye gidecek, müzakereler sonuç verecek mi açıkçası bilmiyoruz. Ama siyasi yorum olarak sorarsanız zamanlaması hakikaten tam da Ukrayna'nın NATO artık diye görebiliriz, NATO ordusu diye tamamen Batı'nın ve NATO'nun sağladığı silahlarla bu mücadele zaten verilebiliyor. Kendileri bunu dile getiriyorlar. Hatta Joseph Borrell bir silah vermesek iki günde biter gibi cümleler bile kurdu. Dolayısıyla yani Rusya Federasyonu'nun NATO ordusuyla bir şekilde kapıştığı ve üstelik de onların çok önemli kazanımlar beklediği bir saldırıyı savuşturduğu bir döneme denk gelmesi, bu siyasi yorumların sebebi bu oluyor. Kaçınılmaz olarak böyle bir sonuç herkesin aklına geliyor. Tabii burada şöyle bir dikkat çekici bir unsur var. Bunu yönetmeye çalışıldığı anlaşılıyor ve tabii sahada birlikte mücadele etmiş insanlar oldukları için can kaybı ve kan dökülmeden bu işin çözülmesine çalışıldığı anlaşılıyor. Biz ne kadar kaç Wagner askerinin sahada olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Yani 25 bin diye bir rakam dolaşıyor ortada ama 25 bin kontratlı asker isyan etti diye bir cümle şu an için en azından kurmak çok doğru olmayabilir. Çünkü hepsi katılıyor mu bilmiyoruz. Kendi içlerinde de tartışmalar var çünkü. Özetle böyle söyleyebiliriz ama Putin tabii dün akşam anladığım kadarıyla bunu da yönetmeye çalıştılar. Doğal olarak bu koşullarda hangi ülkenin başına gelse olacağı gibi. Bugünkü açıklaması, bu sabah yaptığı açıklama açıkça tavizsiz bir pozisyona işaret ediyor ve son uyarılar yapılıyor. Hakikaten zorlu bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bunu işte birliği koruyarak bu işin bir şekilde sonuçlandırılmasının amaçlandığını anlıyorum. Nereye gidecek bu sıcak saatlerden sonra hep beraber göreceğiz tabii ki. Şimdi Ceyda Hanım, dünyadan da bir yandan tabii mesajlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'den de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Rusya'dan gelen açıklamalara baktığımızda tam destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama benim bu destekle birlikte sormak istediğim bir diğer konu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bir tweet attı ve adeta şunu dedi aslında iktidara: bak sonunuz Rusya'ya benzemesin. Ne söylersiniz? Bir tweet'i de ekrana getirelim arkadaşlarımdan rica edeyim. Ben o tweet'i de tekrar okuyayım hem size hem izleyicilerimize aktarmak adına. Şimdi Rusya'da olanlar umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin Sadat'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz. Sadat konusunda saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi, kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak, dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, ne dersiniz bu uyarı içinde? Yani açıkçası tabii ne kadar benziyor ben çok emin değilim. Ya da Kemal Bey Rusya politikalarını gerçekten biliyor mu onu da bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi tabii burada Rusya'nın tabii ki özel güvenlik şirketi dediğimiz yeni icat olan bir şeydi tarih boyunca da.
pek çok alt üst oluş çatışmalarda da görebildiğimiz bir şey. Biz 21. yüzyıl versiyonlarını biliyoruz. İşte Blackwater Amerika'nın ya da Fransız lejyonerlerini biliyoruz. Dünya çapında bolca gördüğümüz bir şey. Tabii ki Rusya içerisinde de bu operasyonun başlamasıyla çok tartışıldı. Bu mesele hiç tartışılmadı desek yanlış bir şey olur. Türkiye'deki Sadat'la ideolojik bir takım unsurlar da içeren Sadat'la Wagner arasında ne gibi bir benzerlik kurulabilir? Doğrusunu söylemek gerekirse ben Rusya gözlemcisi diye uzman olarak da konuşamam. Ama bir paralellik kuramam açıkçası. Şimdi Sadat da daha bir genel bir ümmet ve İslam davasının ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Kendileri de bunu dile getiriyorlar. Wagner'de böyle bir şey açıkçası yok. Ama bu operasyon vesilesiyle bir orada kendi tarihine özgü bir şekilde bu Çarlık, Sovyetler Birliği hepsini de birleştiren bir tarihsellik, bir ana vatan savaşı algısı, Ukrayna'nın da Rus Ukrayna'sı diye anabileceğimiz bölgeleri, Donbas, Kırım geçerli olduğu için böyle oldu. Tabii bunun Rusya açısından ben hani olayı anlatıyorum ki siz benzerliği kendiniz kurun diye anlatıyorum. Rusya'da nüfus problemleri bilinen bir şey. Artı bu bir operasyon olarak adlandırılıyor. Oranın tarihine özgü bir şey, bir savaşa gittik, seferberlik yaptık şeklinde değil. Dolayısıyla da bu tarz kontratlı askerlik mekanizmaları belli cephelerde, bu arada Ukrayna operasyonu Wagner tarafından yürütülmedi, belli cephelerde Soledar ve Bahmut Artemovs'ta Wagner öne çıktı yıpratma savaşı olduğu için. Yoksa koskoca bir cephe hattı var ve orada Rusya'nın düzenli ordu birlikleri var, kontratlılar, gönüllüler de var. Böyle bir şey tercih edildi, bunun da kendi açılarından bir takım izahatları vardı. Yani tabii ki bu durumda bir takım dersler de herhalde çıkarılacaktır ama yani Sadat'la ben doğrudan açıkçası nasıl bir bağlantı kurulabileceğimi çok iyi bilemiyorum. Yani çünkü ideolojik benzerlikler kuramıyorum bu çerçevede. Çok teşekkürler Ceyda Karan bu yayına verdiğiniz katkı için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Efendim KRT